Penaltı vuruşunu şimdi Galatasaray kullanacak. Bir şey söyleyeyim. Bu tip olaylarda ilk ve son penaltıları çok iyi penaltı atanlara attırırlar. İlk Onur ve sonu. Kalesinde Emre topun gerisinde. İşte ilk penaltı vuruşu ve topu alar da gol. Normal süre ve uzatmalarda denge bozulmadı. Penaltılarda bozulacak mı? İbrahim Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da ilk penaltı vuruşunu kullanacak isim. Ufuk kalesinde dikkatli. İbrahim Ufuk çıkarttı. Ufuk çıkarttı. İlk penaltı vuruşlarında gülen Galatasaray oldu. Şimdi burada Ufuk'un bir avantajı var tabii. Fizik olarak boylu posta olduğu için ellerini kollarını açtım. Öyle bir lanettir ki bu penaltı. Atarken kaleciye bakarsın ama dar dersin kale. Kaleci ol ama geniş kale dersin. Yani tuhaftır bu. Ceyhun bu kez topun gerisinde Galatasaray'da. Onur kalesinde dikkatli. İşaret verdi hakem. Ceyhun topun üzerine geldi, vurdu ve iki farklı öne geçirdi penaltı vuruşlarında Galatasaray'ı. Tehlikeli bir vuruştu. Sert olması kurtardı. İşte Ceyhun'un vuruşu dokunmuş ama dokundu işte, bu hamle yetmemiş. Şimdi Sinan geliyor topun gerisine. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da ilk golü atan isim bir takım adına. İşaret verildi. Sinan'ın vuruşu yine Ufuk. Yine Ufuk. Yine Ufuk. Büyük avantaj yakaladı Galatasaray penaltı vuruşlarında. Umut Bulut geliyor. Şimdi bu ikisini kurtarınca diğer atacak futbolcular da gerilirler, biliyor musun? Biz de mi kaçıracağız acaba diye. Umut topu beyaz daireye bıraktı. Onur kalesindeki yerini aldı. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi. Umut Bulut bu kez Onur çıkarttı. Umut kaçırıyor. İşte Mancini. Penaltı vuruşlarında 2-0 önde Galatasaray. Üçüncü penaltı vuruşunda Umut'un vuruşunu böyle çıkarttı Onur. Elinde de bir sakatlık, bir problem var Onur'un. Abdullah topu aldı ama Onur'un elindeki o sağlık problemi için sağlık ekipleri şimdi geldi oyun alanına. Mustafa Öğretmenoğlu da orada. Hasan Özer Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımının teknik direktörü. Abdullah Halman 1461 Trabzon'dan transferi Gaziantep ekibinin. Üçüncü penaltı vuruşları Galatasaray 2-0 önde. Abdullah topun gerisinde. Ufuk kalesinde Abdullah'ın vuruşu bu kez. Topla kaleci ayrı köşelerde 2-1 oldu. Üçüncü vuruşlar sonunda Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Aferin, iki kaleci de her penaltıdan sonra ellerini birbirlerine vurarak yerlerine gidiyorlar. Bravo. Yekta kalesinde. Yekta vurdu. Üçüncü golünü attı penaltı vuruşlarında Galatasaray'ın. Kritik vuruş şimdi bu. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımı adına. Atarsa devam, kaçırırsa bitiyor mu? Evet. Değil mi? Atarsa devam, kaçırırsa bitiyor. Gerisinde Ufuk dikkatli. Klas bir penaltı vuruşu.
Ramazan'dan. Sabri geliyor. Eğer Sabri bu penaltı vuruşunu ağlara yollarsa Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek. Penaltı vuruşlarında 3-2 önde Galatasaray. Sabri topun gerisinde. Onur kalesinde işaret verildi. Sabri geldi. Onur çıkarttı. Onur çıkarttı. Bir kez daha beraberlik şansı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımı için. Galatasaray'da Umut ve Sabri penaltı vuruşlarını kaçıran isimler oldu. Serdar topun gerisinde. Ufuk iki penaltı vuruşunu çıkartmıştı. Serdar vuruyor. Topu alana gitti. Ufuk dokundu ama bu hamlesi yetmedi. Yine denge var. 3-3 oldu. Müthiş bir heyecan var Türk Telekom Arena'da. Normal süre ve uzatmalar 2-2. Penaltı vuruşlarında da denge bozulmadı. Penaltılarda 3-3. Dani topun gerisine geldi Galatasaray'da. Şimdi bundan sonra tek tek penaltılar denge bozulana kadar. Ve şu bütün futbolcular kullanana kadar atacaklar yani. Aynı topçu iki defa atamaz aynı futbolcu. Penaltı. Bitene kadar atacaklar. Onur kalede. Dani topun gerisinde. Dani topun üzerine geldi, vurdu dışarı. Dışarı vurdu Dani. Dani dışarı vurdu. Cihan Can penaltı vuruşunu kullanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımında Dani topu dışarı yolladı. Şimdi Ufuk'un omuzlarında büyük bir yük var. Cihan Can topu alana gönderirse Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda edecek. Ufuk dikkatli. İki penaltı vuruşunu çıkartmıştı. Bakalım bu kez ne yapacak? Cihan Can topun üzerine geliyor. Cihan Can vurdu, Ufuk çıkarttı. Ufuk çıkarttı. Denge bozulmuyor bir türlü. Ufuk bugün bir yan top hariç bayağı iyi oynadı. Bir yan topta gitti geldi. Onun haricinde bayağı iyi işler yaptı. Türk Telekom Arena'da uzun süre unutulmayacak bir maç. Bu kez Gökhan Zan topun gerisinde değerli futbol severler. Denge bozulmadı penaltı vuruşlarında da. İki takım da üçer penaltı vuruşunu değerlendirebildi şu ana kadar. Şimdi Gökhan Zan. Gökhan vurdu. Puanlara yolladı Gökhan Zan. Galatasaray yeniden önde. Şöyle veya böyle sert vurursan şansını yükseltiyorsun. Kaleci çelse bile toparlayamıyor. Erkan topun gerisinde. Erkan. Kaleci Hayrettin de herhalde değil mi o? Erkan topun gerisinde. Erkan topu ağlara yolladı. Yoksa o maçın rekoruna mı gidiyor Ankara'daki? O unutulmaz maçın. Galatasaray Gençler Birliği maçı değil mi? 18-17 miydi o maç? 7. penaltı vuruşlarında denge bozulmadı. 8. penaltı vuruşu Amrabat topun başına doğru gidiyor. Penaltı vuruşlarında da 4-4'lük beraberlik var. Normal süre ve uzatmaları 2-2. Penaltı vuruşlarında 4-4. Amrabat topun gerisinde. 8. penaltı vuruşu Onur kalesinde. Nordin Amrabat. Amrabat topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Biz eskiden Ankara'da Gençlik Parkı'nda böyle penaltı atardık gençken. Ona benzedi valla. Villa Park'ta. Evet.
Vedat geldi. Oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu Vedat. O kullanacak takımı adına 8. penaltı vuruşunu. Bu şuna benzedi. Rus ruleti vardır ya, Rus ruleti. Ona döndü. Birinde silah patladı. Dokuzuncu penaltı vuruşu. Buruma geliyor Galatasaray'da. Penaltıyı kullanmak için. Müthiş bir mücadele oldu. 2-0'dan 2-2'yi yakaladı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. 9. penaltı vuruşları. 5-5'lik beraberlik var. Buruma. Kalede Onur. Buruma. İşaret geldi. Buruma. Buruma vurdu ve topu ağlara yolladı. Önde penaltı vuruşlarında Galatasaray. İki takım da üçer vuruştan, penaltı vuruşundan yararlanamadı şu ana kadar. Bu tip penaltılarda top durana kadar gider atılır. Yani top kaleci çeldi, direkt öbür direkt bekleyeceksin gol olmasını veya çıkmasını. Sağ topun gerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da. Tuhaf geliyor. İsa vurdu, vurdu çıkarttı. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Gecenin kahramanı Ufuk Galatasaray'da. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda normal süre ve uzatmalar 2-2. Penaltı vuruşları sonunda Galatasaray 6 vuruşu ağlara yollarken Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 5 vuruşlarında 5. tura yükseldi. İşte Ufuk Gece'nin adamı tam 4 penaltı vuruşu çıkarttı bu gece. Hani bir Şampiyonlar Ligi maçında ünlü Rumen kaleci vardı, Duk adam. Onu aratmayan kurtarışlar yaptı kaleci Ufuk. Yalnız şunu da söyleyeyim. Son penaltıyı hakem tekrar ettirse ne yaparsınız? Bir şey diyebilir misiniz? Ya. Vurmadan evvel Ufuk'un gittiği yere bak. Açıyı felaket daraltıyor.